Evlenmek istediğim kişinin deist olduğunu öğrendim. İrtibatı kesip evlenemeyeceğimi ilettim. Ancak acaba Müslüman olması için uğraşsa mıydım diye düşündüm. Bu konuda nasıl davranmam gerekirdi? Yani eğer e, ümidi varsa Müslüman olacağından tabii ki mücadele etmesi gerekir, tebliğ yapması gerekirdi. Sonuçta deist olan kişi büyük ihtimalle bir Müslüman çocuğu. Yani Türkiye için söylüyorum. bir Müslüman çocuğu eğer sonradan deistleştiyse yani Allah'a inanıyor ama peygambere, kitaba inanmıyor. Kendince böyle bir anlayış yani peygambersiz, kitapsız bir Allah sadece Allah'ın varlığı o kadar ateist değil Allah'ı kabul ediyor ama bunları kabul etmiyor eğer e, bu insan bir Müslüman çocuğuysa yani büyük ihtimalle anlatılsa güzel bir şekilde anlatılsa e, bunun yanlış olduğunu anlayabilirim bu bir moda gibi oldu son yıllarda böyle gençleri bu tarafa çektiler gizli projeler var Onlardan biri de bu. Hükümet imam hatip okullarını çoğaltıyor ama içi boş. Ee, ben oralarda biraz gençler İslam'ı öğrensin istiyor belki Cumhurbaşkanı. Ama o bunu yapmak isterken İslam düşmanları da boş durmuyor. O okulların içini boşaltıyor. Derslerde kalite yok. Çoğu hoca da maalesef kalite yok. Hocalarda bir ideal yok çocuklara bir şeyler öğreteyim. anlayışı yok. Ve İslam düşmanlarının bu okullara dönük özellikle başka projeleri var. O okulların çocuklarını bir şekilde bir takım istihbarat yöntemleriyle gizli bir takım yöntemlerle bunları deisleştiriyorlar. Yani Cumhurbaşkanı istediği kadar e, bu okulların sayısını çoğaltarak yuva Müslüman bir nesil meydana getirmek istesin. Yani sonuçta kendisi sarayda, okulda öğretmen. Bu öğretmenleri kimler yönlendiriyor? Bu programları kimler yapıyor? Okullarda ne gibi gizli faaliyetler yapılıyor? Bunlardan haberi olmuyor kendisinin. Ama son yıllarda görüyoruz. Deistler çoğalmış vaziyette. Çünkü böyle bir proje uygulanıyor şu anda. Bir taraftan tabi Müslüman görünümlü insanların yaptığı haksızlıklar, zulümler, hırsızlıklar bunlar da insanları dinden soğutuyor. Bunun da etkisi var. Ama sonuç itibariyle e, geçmişte Müslüman olan, ailesi Müslüman olan bir genç bence anlatıldığı zaman deizmin saçmalığı peygamber göndermemesi, Allah'ın peygamber göndermemesi, kitap göndermemesinin mümkün olmadığı. Allah olmanın gereği mutlaka peygamber ve kitap göndermeli. Bu güzel bir şekilde delilleriyle, nakli ve akli delillerle anlatılırsa, ben inanıyorum ki, o e, deistlerin birçoğu, moda olarak deistleştiler. Bunlar tekrar hatalarını anlarlar. E, Müslüman olurlar diye ümit ediyorum. Hatta ateistler bile böyle. Sonuçta Müslüman çocuğu, bu toplumda da yetişmiş. Eee, ben e, internette pek bir alakam yok ama telefonum bile yok. O, o yüzden kendim okumadım ama e, çok arkadaşlar bana anlattılar internette bazı ateistler beni dinlemişler ve şöyle yazmışlar: Ben ateist ateisttim ama Alparslan hocayı dinledikten sonra din eğer buysa ben bu dine inanırım ya da ateist olmak üzereydim dinden imandan iyice soğudum. Nefret etmeye başladım. Tam o sırada bu hocayı dinlemeye başladım. Ondan sonra ateist olmaktan vazgeçtim. Tarzında yani bundan şunu anlıyoruz. Demek ki gençler aslında hocaların mıyımıntılığından, korkaklığından zulme zulüm dememelerinden Fakir fukara'nın yanında yer almamalarından, mazlumun yanında yer almamalarından dolayı ateistleşiyor ve deistleşiyorlar. Bunun payı büyüktür. Bu da hocalar için bir vebaldir tabii ki. Ee, yani sorunun sahibi eğer güzelce anlatabiliyorsa yine anlatsın, anlatamıyorsa bir anlatabilen birine götürsün o konuları iyi öğrenmesi lazım. Deistlerin görüşü nedir? Cevabı nedir? Bunları iyi öğrenirse, güzel anlatırsa ya da iyi bir e, bu konular bilen birine götürürse o onun sorularına cevap verebilir, güzel anlatabilir. Belki o şekilde o sapıklıktan kurtulur. E, ve belki tekrar Müslüman olur. İnşaAllah.